Müziğin Ustaları adlı bu yeni programımızdan hepinize yürek dolusu sevgilerle Türkü tadında bir merhaba diyerek bu ilk programımıza başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Müziğin Ustaları adını verdiğimiz bu programda sazında yetkinliğini kanıtlamış, müzik adına önemli başarılara imza atmış olan saz üstadlarını sizlerle buluşturacak ve bu ustaları beraberce tanıyacağız. Programımızın hemen başında milletlerin müzikal kültürlerinin gelişmesinde en önemli katkıyı sağlayan ögenin bu üstün nitelikli sanatçılar olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü onlar gelenekten aldıklarını geleceğe taşırken kendilerinden pek çok farklı renk katıyor ve müzikal kültürün ilerlemesini sağlıyorlar. Enstrümanlarındaki başarıları müziğimizin gelişmesinde çok önemli bir yer tutuyor. Tabii müziğimize sağladıkları bu katkının bedelini de ödüyorlar. Bu bedel de ömürlerinden geçen uzun yıllar oluyor doğal olarak. Çünkü bir enstrümanı virtüözlük derecesinde icra edebilmenin uzun yıllar süren bir çalışma grafiği var. Bu hafta Müziğin Ustaları programında sazıyla, sözüyle Anadolu kültüründe ekol olmuş bir sanatçıyı konuk ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Alekber Çiçek. Müziğin Ustalarına hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Müziğin Ustaları programının özelliği konuk ettiğimiz virtüöz olmuş sanatçılarımızı kendi seslerinden, kendi nefeslerinden dinleyicilerimize tanıtmak. Öncelikle Alekber Çiçek'i senelerden beri sazıyla, sözüyle, yaşamıyla dinleyicilerimiz biliyorlar ama sizin kendi ağzınızdan bir de Alekber Çiçek'i nasıl anlatacaksınız hocam? İnsan kendini anlatmak kadar zor bir şey olamaz. Ha. Efendim ben her zaman söylediğim gibi Erzincan'ın Ulağlar Köyü, merkeze bağlı Ulağlar Köyü'ne köyünde 1935 yılında Eskaz'a dünyaya gelmişim. 3 yaşımda saz kucağımda olduğunu söylerler. E tabi bu biraz da şey bizim köy yani 70-80 haneydi. En aşağı 20-30 diyebilirim hanesinde illa duvarda bir saz asılıdır. Ya dede gelir veya bir müzisyen gelir efendim. 3 yaşımdan itibaren saz elimde ve 9 yaşıma kadar Erzincan'da meşhur Eski Rüştiye'yi bitirmiş Eyüp Dede, Potik İsmail Dede, efendim Gazi Dede. Ben hep bunların sohbetlerinde 9 yaşıma kadar hep söz dinledim. Onlardan anlasam da anlamasam da dinlediğim sözler yeşerdi, yeşerdi, yeşerdi. En son ben 9 yaşımda İstanbul'da halamlar vardı. Ben bir reşber çocuğuyum. Halamlara güvenerek ben İstanbul'a geldim 9 yaşımda. Efendim. Ailenizle birlikte mi geldiniz? Hayır hayır ben yalnız halamlar vardı diye geldim İstanbul'a. Efendim. Tarla başında halamın kızı vardı. Unkabanda da halamın evi vardı. Onlar da bir müddet kaldıktan sonra hemşerilerimin evinde efendim bekarhanelerde. Yani bir de ben aynı zamanda Zerzelezade çocuğuyum. Babam 26 yaşında o 40 bin kişi gittiği zaman vefat ediyor. 7-8 kişi tabi Erzincan 40 bin kişilik o zerzelede. Erzincan'da işte 7-8 kişi bizim evden toprak altında kaldı. Ve ben de sazı çok sevdiğim için tabi bu dededen babadan kalma. Dedem de çok güzel bağlama çalarmış. Babam da çok güzel çalarmış. Ben İstanbul'a gelince tabii 9 yaşımda ben dedeler kadar saz çalıyordum. İstanbul'a geldim. Tabii o zaman sizin yaşınız tutmaz. Halk evleri açıktı. Çağaloğlu'nda Sadiye ve Ataman dershanesi vardı. Necati Başaran korosu vardı. Tabii onlardan da çok şeyler gördükten sonra ben 12 yaşıma girdim. Artık sağdan soldan müziği bilen kişiler sayesinde. Dediler ki sen Ankara Radyosu'na git. Yurttan Sesler'in kurucusu Muzaffer Sarısu'dan seni radyoda okutur çünkü artık sen güzel çalıp güzel okuyorsun filan.
Ben de o zaman tabii bir de çifte saraylar vardı Cağaloğlu'nda. 7000 kişilik gazino. Ben orada da program yapıyordum. İşte Müzeyyen Senar, efendim Hamiyet Yüzeses, İsmail Şençalar, Kadir Şençalar, efendim Selahattin Pınarlar, Şems abi, Şems Yastıman, ondan da çok şeyler gördüm. Ben tek solo çalıp okuyordum. 13 yani yaşlarında. Tabii. Evet. Efendim halk çok beni seviyordu. Ben yani ana baba sevgisi hiç görmedim. Çünkü ben 9 yaşımda gurbete geldim. Hala gurbetteyim. Ve bana hep sevgiyi, saygıyı, güzelliği hep halkım beni yüceltmeye çalıştı. Ve halk sevgisinden ben ana baba sevgisini anladım. Ankara'ya gittim. Sarı Süzen, sazım benden büyüktü. Divan sazı çalardım. Sen mi çalıyorsun dedi bu sazı. Hocam bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O zaman tabii şimdiki gibi böyle kültür müdürlükleri, kültür bakanlıkları yok. Bir bakan radyoya bakıyor. Her cuma günü canlı yayın yapılıyor. Aynen bugünkü gibi. Bir uzun hava bir değiş, bir uzun hava bir değiş bana okuttu. Ben muhtelif aylar Ankara'da kaldım. Her cuma ben program yapardım yurttan sesler arasında. İşte ondan sonra İstanbul Radyosu kuruldu. 49'daydı herhalde. O zaman değişler radyoda okuması yasaktı. Benden selam söyle o güzel şaha. Kurduğu yollara gitmiyor talip. Herkes kendisine bir yol sürüyor. Mürşit buyruğunu tutmuyor talip. Yani o çocukluk atmosferi içerisinde, o heyecan içerisinde o gün o sözü söylemek değil de söyletene bak. Çünkü ben onu anlayarak değil de onu ezberlediğim için dedelerden o aklıma geldi, onu söyledim. Ama bakıyorum ki aradan yarım asır geçmiş, hala sözümüzü bazı yerlere, bazı kişilere anlatamamışız. Ve bu arada tabii ünlü sanatçı Hacı Taşan vardı. Kırşehirli Hacı Taşan. O da geliyordu programlara. Hocam diyordu, ben de değiş söylüyorum ama sen hep ayak perçiye söyletiyorsun. Dedi ki Hacı, sen bozlak okuyacaksın. Bakan ne yapıyorsun derse, yani ne yapıyorsun demenin manası, bugünün sivri zekalıları o gün de vardı tabii. Yani ikincilik mi yaratıyorsun? Yani Alevi Sünni meselesi mi yapıyorsun demek istedi kapalı olarak. Bakan ne yapıyorsun dediği zaman ben diyeceğim ki bu çocuk Erzincan'ın bir köyünden gelmiş. Merkeze bağlı bir köyünden. Bunu biliyor, bunu söylüyor. Ama sen 38 yaşındasın. Ali Ekber Çiçek 13 yaşında. Onun için bunu biliyor, bunu söylüyor. Sen söylersen propaganda olur. Derken işte Sarı Sözen böyle devam edersen ileride senden çok şeyler bekliyorum dedi. Zaten biraz evvel zikrettiğim bu kıymetli eski Rüştiye'yi bitirmiş dedelerin sözleri de bende zaman zaman yeşerdi ve sazım bana mürşit oldu. Efendim, yani anamdan sonra sazım beni doğurdu. Düşün, Beyoğlu gibi yerde halamın kızı var. Unkaban'da halam var. Ama ben anasız babasız bu millete efendim bir Ali Ekber Çiçek doğurdum. Ve bu çizgiyi bozmamak şartıyla tabii buralara kadar geldikten sonra 12 sene Zeki Müren, biz Muzaffer Akgün'e çalıyorduk tepe başında, Maksim'de, efendim Küçük Çiftlik Parkı'nda. Tabii o gazinolar hep kapandı. Efendim 12 sene de Muzaffer Akgün'den çalıştık. Ben yine radyoda Peyler Bey'i sololarımı yapıyordum. 1958'de asker oldum. Isparta'da askerliğimi yaptım. 2 sene bitirdim. Ve zaten radyolar bana yabancı değildi. 1960 yılında radyoya girdim. 35 yıl radyoda kadrolu sanatçı olarak çalıştım. İstanbul Radyosu'nda evet. Hiçbir yere ayrılmamak şartıyla 35 yıl doldurdum. Baktım aylıktan geçinilmiyor artık. İşte görüyorsunuz, telefonda da konuştum sizinle. İşte günde 4 tane radyoya gitsem 150 bin lira ama 150 kuruş kazanmış değilim. Hep ben bu halka kendimi 50 yıl atamışım ve aynı şekilde yine devam ediyorum. 82'de Amerika'ya gittim, Columbia Üniversitesi'nin davetlisi olarak. Kültür Bakanı kanalıyla efendim. 92'de tekrar gittim. Ve benim 12 parçam şu anda 82'den bu yana
Columbia Üniversitesi, Texas Üniversitesi, Michigan, Kanada, Toronto, 21 yerde, ki üniversitelerde benim 12 parçam ders ve edebiyat olarak geçiyor. Tabii Avrupa'nın da muhtelif yerlerinde resitaller verdim. Türkiye dahil. İşte böyle devam ediyoruz. Hala da devam ediyoruz. Evet, şimdi sohbetimizi bir balla bölelim. Sizin o mızrabınızdan, güzel üslubunuzdan bir eserle kısa bir ara verelim. Dinleyicilerimizi bir soluklandıralım. Dalodun yoktur,
herkes ateşini buradan götürür. Sesinize, nefesinize sağlık bu güzel eser için. Derviş Ali'nin bir eseriydi, evet, değil mi? Evet. Herkes ateşini kendi getirir diyor. Cehennem dediğinde o ateş yoktur. Peki Ankara Radyosu'ndan İstanbul'a gelişiniz nasıl oldu? Oradan 1958 mi demiştiniz? 58'de asker oldum Isparta'da. Zaten İstanbul'da oturuyorum ben. İstanbul'a geldim. Radyolar bana yabancı değildi ki. Geldim radyoya. Terhis oldum dedim. Kadrolu sanatçı olarak radyoya girdim. 35 yıl çalıştım. O aşamadan önce bir ilk girişin sınavla falan olmadı değil mi? Direkt olarak evet. Mahalli sanatçı olarak evet. Başladınız. Sonra da kadrolu evet. Sanatçı olarak devam ettiniz. O yıllarda sizin peki notayla, müziğin biraz daha farklı boyutlarıyla ilginiz nasıldı? Çünkü köyden geldikten sonra bir nota eğitimi alma şansınız oldu mu? Tabii biz şeylerle işte Sadiye ve Ataman, Necati Başaran korolarında çalıştık. Az çok bir şeyler biliyoruz ama ben çok çalışmam neticesiyle bir Alekber Çiçek yarattım. Benim herhangi türküyü, herhangi bir sanatçı çalıp okursa okusun, ben çalıp okuduğum zaman ayrı bir tavrım var benim kendime göre. Herkesin bir nasıl bir tavrı varsa ben o tavrı, o çizgiyi bozmamak suretiyle 50 yıl taşıdım buraya kadar. Zaten o çizgiyi bozsaydım Amerika'ya da gidemezdim. Tabii ki. Evet, o başka bir iş. Yüzlerce bağlama yani çalan hiçbir zaman var. İçin ben maddeye önem vermedim. Hep insana, kendimi tanımaya, insanlara hizmet vermeye, gençliğe bir şeyler bırakmaya. Mesela benim şimdi bütün İzmir, Ankara, İstanbul konservatuvarlarında Alekber Çiçek'in parçalarıyla sizin gençlik imtihanına giriyor. Veya Nida Tüfekçi'nin, Yücel Paşmaksı'nın. Onun için benim radyoda şu anda 54 tane arşivinde özel bantım var yani. Arşivlik bant. 54 tane bunlar. 54 tane bantın içerisinde mesela her bantta 4 türkü var, 3 türkü var. İşte değişin veya türkünün uzamasına, aranamesine göre. 54 tane bantın içerisinde 4'er parçadan hesap et. Bilmiyorum 200 küsür sadece radyoya bunları ben kazandırmışım. Bunun için bunlar çok büyük çalışmaların neticesi. Öyle hazıra konma değil. Biz hep çalışarak Alekber Çiçek'i kabul ettirmeye çalışıyoruz. Hala da çalışıyorum. Peki sizin bu 54 tane bantın içerisinde bahsettiğiniz türküler kendi yörenizden derlediğiniz eserler mi? Yoksa kendi bizzat besteleriniz veyahut da şimdi efendim, yaptığınız eserler mi? Radyoda tabii Yurttan Sesler'in kurucusu Muzaffer Sarı Sözen'den Neriman Tüfekçi, Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı'ya, Ahmet Yamacı hocamıza gelene kadar bu gelenek hep böyle devam etti. Şimdi beste çaldırmıyorduk. Beste kelimesi geçmezdi radyolarda. Biz evet. 50 yıl bunu muhafaza ettik. Şimdi radyo tüzüğü derleme olarak kabul ediyor. Yani beste denildiği zaman beste alınmıyor. Onun için ben ne yapıyorum? Mesela onun melodisini kendim yaratıyorum. Bazı da dedelerden alıyorum. Efendim kendim çalışarak onu yani halktan aldığımı 3 ay 6 ay benim bir parça var. 3 sene çalıştım. Mesela ben radyoda günde 4 saat saz çalıyordum. Yurttan Sesler, Erkekler Korosu, Kadınlar Korosu, tek sololar, kendi bantım. Bunun için ben gece sabahlara kadar, o zaman benim evim yoktu. Hasan Tahsin apartmanında oturuyordum Balık Pazarı'nda. 9 odalı bir ev. Birini aynen bura gibi stüdyo yapmıştım ben. Ben sabah 4'lere kadar gözyaşlarımla, uykusuzluğumla çalıştığım parçalar olmuştur. Yani hiçbir zaman ben hazıra konmadım. Ben hep beynimi, yüreğimi, gönlümü, gözyaşımı katarak bu parçaları yapmışım. İşte onun için bu örnek olacak bir davranış. Yok, gençlik çok iyi biliyor. Ben üniversitelere gidiyorum. Ege Üniversitesi'ne gidiyorum, İzmir'e. Muhtelif yerlere gidiyorum efendim. Gençlik Alekber Çiçek'i çok iyi tanıyor. Evet. Kim bu memlekete, gençliğe neler bırakmış? Bunu gençlik çok iyi biliyor. Ben gençlikten çok şeyler bekliyorum. Biz gerçeğe hizmet ettik. Yani maddeye değil, manaya hizmet ettik. Biz hep bu işi ibadet gibi yaptık.
Biz hiçbir zaman maddeye önem vermedik. Bu felsefe böyle. Hep hizmet verdik. Bir öğretmen gibi hep verdik, hep verdik, hala da veriyoruz. Düşün mesela, ben 50 yıllık sanatçıyım. Ben sazlarımı taşıyan, benim evimde yatıp kalkan çok virtüöz, çok büyük kişiler var, çok büyük sanatçılar var. Tabii bu halka çok büyük hizmetler vermişlerdir. Ama geldiler, bittiler. Ali Ekber Çiçek herhangi kapıya gitse, bir üniversiteye gitse, bir radyoya gitse, bir konservatuvara gitse, ona kapılar sonuna kadar açılıyor. Neden? Hiçbir zaman için kimse aleyhinde bir şey değil. Biz eğer kusur gördükse kendimizde gördük, karşıda değil. Bunu ibadet gibi yaptık biz. Yani bu müzik ibadet gibi yapılmalı. Evet. Adres olarak değil, para kazanmak değil. Bunu ibadet gibi yaptın mı, yani gerçek önden giderse madde zorla gelip senin cebine girer. Ama madde önde, mani arkada oldun mu 10 senede biter o kişi. 5 senede biter. 6 ayda biter. Bu halk insanları gökyüzlerine, semalara çıkarır. Fakat anında paraşütsüz aşağıya indirir. Bunun için biz inandığımız yere, biz bu felsefeyi öyle köklü yerlerden aldık. Biz her nefes alışverişte ibadet gibi sazımızı çaldık. Yolda giderken, arabamda giderken, her yerde böyle kainatı gönül gözünden seyretme felsefesini güderek devam ettiriyoruz. Eyvallah hocam. Peki yine bir sohbet arası verelim. O da kurtulmadı.
ecelerinden. O da kurtulmadı ecel elinden, ecel elinden. Sesinize, nefesinize sağlık diyorum tekrar. Kısa bir aramız olacak. Ondan sonra Müziğin Ustaları programında Ali Ekber Çiçek'le olan birlikteliğimiz devam edecek sevgili dinleyiciler.